mu? Sizin tabii hem yeni mezun oldunuz ve birden kendinizi böyle ciddi bir yolda buluyorsunuz. Hem o arayış var, kendi içinizde de bir arayış var. Çünkü yolda öğrenecekleriniz ve sizi o yolun götüreceği noktalar var. Ama bir tarafta da tabii bu bir sorumluluk. Evet, Evet. yani ben bu noktada birazcık kaygılı bir insanım aslında. Çünkü korkuyorum ama bu başaramama korkusu değil. Ben bir şeyleri zaten yaptığımı, bunu yaptığım şeyleri iyi yapmayı da çok önemseyen biriyim. Bunun farkındayım ama her zaman daha iyi olmalı düşüncesindeyim. Bunlar yavaş yavaş zamanla tabii ki daha iyi hale gelecektir eminim. İnsanı geliştiren zaten bu değil midir? Evet, Yani tecrübeler. ben oldum dediğinizde zaten aslında olmadığınızın bir göstergesidir. Ben çoğu zaman hatta bana soranlar oluyorlar. Ben sanatçıyım değil, her zaman bir sanatçı adayıyım demeyi daha çok tercih ediyorum. İnsan çünkü her evrede öğrenmeye açık olmalı. Ben aslında bu yolun çok başındayım. Tabii ki iyi olduğumu düşündüğüm çok fazla şey var bu noktada. Mesleğimle ilgili veya insan ilişkileriyle de ilgili. Ama daha iyi, yani bir sanatçının gerçekten ne yapması gerekiyorsa onların hepsini ben de yapmaya kendime söz verdim. Hani daha iyi bir yere getirmeye ben de kendime söz verdim. Dediğim gibi açılış benim için çok güzel geçti. Bu noktada da aynı şeyleri dinlediğim, duyduğum destekleriyle insanlar çevremdeydi. Sergi içeriğinde şöyle dediğim gibi çok fazla farklı işlerin bir araya geldiği bir sergi oldu. Aslında herkes her eserde, her çalışmada farklı bir duygu görüyor. Çünkü ben genel olarak duygularımı çalışıyorum. Yani duygusal çatışmalarım birazcık okunuyor çalışmalarımda. Bir gün kırmızı yapıyorsam bir gün mavi yapabiliyorum gibi. Aslında çok tutarlı ilerlemiyor. Daha çok dediğim gibi ben yolumu arama çabasında olduğum için ben de bilmiyorum açıkçası. Şimdi ayın sonuna kadar mı Evet, açık sergi? 30 Temmuz'da sonlanacak. 20'sinde açtık. Az da kaldı. Evet, az da kaldım. Merak edenler, ziyaret etmek isteyenler, gitmek isteyenler. Siz orada mısınız ya? Bir muhatap Tabii bulabilecekler ki mi gittiklerinde? ben oradayım. 27'sine kadar orada kalmayı planlıyorum. Gelip görmek isteyen herkesi beklerim. Çok da mutlu olurum. Çünkü yeni insanlarla tanışmaktan, heyecanını paylaşmaktan çok mutlu olan bir insanım. Yani şu da var tabii, tanıştığımız her insan gelecek adına da bize başka bir yol açıyor. Evet. Bunun, bu tanıştığınız insanın illa sanatla ilgileniyor olmasına da gerek yok. Sizi duygusal ve zaten siz duygularıyla hareket eden ve duygularını da az önce dediniz, ben duygularımla zaten çalışıyorum. Çok farklı pencerelerde açıp bir insanın kurduğu bir cümle sizin hayatınızı bulduğunuz bir nokta da olabilir. Belki de ettiğiniz o sohbetlerin yarattığı duyguyu biz ilerleyen günler tuvallerde göreceğiz. Ama sadece o duyguyu yaratan kişinin ismini bilmeyeceğiz sizde. Çok yani sanatla uğraşmak gerçekten çok ilginç bir deneyim olsa gerek. Yani çok güzel. Bu arada az önce bahsettiklerinize şöyle bir yorum yapabilirim. Ben almaya çok açık bir insanım. Yani gerek bilgi anlamında gerek duygu anlamında tanıştığım, tokalaştığım, sarıldığım herkesin enerjisi bana geçer. Ben çoğu zaman daha çok hani kendi içimde çözümleyemediğim duygularımı resmetsem de o yeni aldığım duygularla tabii ki bir şeyler üretme hevesi içime geliyor. Hemen bunu nasıl dökebilirim, nasıl anlatabilirim bu duyguyu diye aslında düşünüyorum çoğu zaman. Bu sergideki çalışmalar ne kadar sürede yapıldı, yapılan çalışmalar ya da? Şimdi ilk ürettiğim yani işlerden de var senenin başında. Yani ilk ürettiğim demeyeyim de bir tekniğe ilk başladığım transfer baskı ağırlıklı işlerim de var. Aslında çoğu bir 20 günlük sürede, hatta 20 gün bile değil, 15-16 günlük bir sürede bitti. Ben Kaş'a gittim. Kaş'ta hazırlandım. Kaş'ta bir sanat kampına girdim aslında. Oranın doğası, pozitifliği, böyle mistik yarattığı duygular çok etkili oldu. Çalışmaları pozitif anlamda çok etkili oldu gerçekten. Çünkü sanat öyle bir şey ki kimi insan, kimi sanatçı her duyguda çalışma üretebiliyor, eser üretebiliyor. Ben daha çok
iyi olduğum bir ortamda daha başarılı şeyler çıkarabiliyorum. Daha kendimi rahat hissettiğim, özgür hissettiğim yerler bana daha çok böyle üretim heyecanı veriyor aslında. Kaş da bu noktada çok iyi bir tercih oldu benim için. Bu şekilde. Şimdi çalışmaları yaparken ben hayal ediyorum. Şimdi burada yazarları ağırlıyoruz ya da sanatın birçok dalıyla uğraşan kişileri ağırlıyoruz. İşte bazen derler ki ya da işte sanatçılar, bestekarlar bir ilham geliyor. O kalem yazmaya başlıyor derler mesela. Resimde bu iş nasıl oluyor? Yani siz bir tuvalin karşısına geçip ben bugün çizeyim diye mi başlıyorsunuz? Yoksa kafada oluşan karikatürize olan bir şeyler mi oluşuyor? Nasıl tuvale yansıyor? Aslında tuvalin başına böyle bomboş oturmak pek doğru bir yol değil. Yani kesinlikle bir plan projenin olması gerekiyor. Yani ben bugün bir şey çizeyim diye tuvalin başına oturmaz diyorsunuz. Yani eğer dışa vurumcu bir sanat tarzınız varsa yani o an tabii ki soyut bir eserin nasıl bir sonuçlanacağı tam olarak belli olmadığından tuval başına oturup böyle spontane tabii ki içten gelen duyguları yansıtabiliyoruz ama bir anlama dayalı işler olduğunda kesinlikle plana ihtiyaç duyuyoruz. Beni bu noktada destekleyen benim farklı bir yön, şiir yazıyorum. Evet, yani eserlerime genellikle şiirler yazarım ve o şiir aslında benim yine duygularımdan derlediğim bir bütün oluyor ve onun üzerine bir resim planı düşünüyorum. Ya aslında çok çizimler, güzel. Evet, bu şekilde gerçekleşiyor. Ama bu çok ilginç. Eserlerime şiir. Önce şiir yazıp o şiirin duygusuyla mı eser? Önce şiir yazıp eser üretiyorum. Ama bazen yaptığım şeyleri daha sonrasında da şiir yazabiliyorum. Yani hep aynı çerçevede ilerlemiyor. Bazen çok duygu yüklü olduğumda oturup sadece yazarım. Çünkü yazmak resim yapmaya göre daha hızlı bir eylem ve o an içindekileri hemen unutmadan kaydetmek iyi bir yol. Sonra oradaki hislerimle okuduktan sonra bir çalışma hemen planlayıp üretiyorum. Ama kimi zaman da bazen ben de dışa vurum etkili soyut çalışmalar yaptığımda o çalışma bittikten sonra üzerine oturup düşünüp yazdığım zamanlarda oluyor. Bu şekilde. Bu çok dikkat çekici bir ayrıntı. Yani eserlerime şiir yazıyorum. Güzel bir başlık. Şimdi oraya gelecekler, sizinle karşılaşacaklar. Sergileri gezerken ya tabii ki sanatçının anlatmak istediklerini kendinizin yorumlaması çok farklı bir durum. Ama o eserin sahibinden fikir almak, yani bir çalışmayı yaparken o aslında ne anlatmak istediği kısmı da mesela ben çok severim. Evet. Bana çok heyecan veriyor. Yani derler ki aslında uyandırmak istediği, sanatseverde uyandırmak istediği duygudur önemli olan. Ben sanatçıda uyandırdığı duyguyu merak edenlerdenim. Bilmiyorum, öyle insanlar karşınıza çıkıp size anlatıyor musunuz? Evet. Soranlar oluyor mu mesela? Ya ben konuşmayı çok seven, anlatmayı çok seven birisiyim ve hemen bunu fuarda da çok yaşadım. Fuarda biliyorsunuz kalabalık, herkes tüm sanatseverlerin gelip ziyaret ettiği bir yer. Sadece geçerlerken bile merhaba, işte ben yaptım, ben Şevval deyip işte burada bunu anlatmak istedim gibi böyle sohbete girmeyi çok seviyorum. Çoğu zaman da bana gelip soranlar oluyor. Ben bu duyguyu çok seviyorum, yani anlatmayı. Bazen sizin hissettiğiniz duyguyla kaleminizden dökülen belki de karşınızdakinde sizin hissettiğinizden çok daha farklı şeyler de hissettirmiş olabiliyordur, değil mi? Tabii ki, evet. Yani herkesin sonuçta algısı çok farklı, duygu durumu çok farklı. Aslında bazı işlerde tam olarak ben de hangi ruh halinde olduğumu tam olarak kestiremiyorum. Yani bu çok duygu yüklü olduğum zamanlarda ürettiklerimi anlatmada çok zorluk yaşıyorum. Ama daha planlı yaptığım işleri, çalışmaları tabii ki anlatmak daha zevkli oluyor. Çünkü tam olarak oradaki amacın neye hizmet ettiğini daha iyi bildiğim için bunu anlatmak daha zevkli oluyor. Peki oraya gelen sanatseverlerin bu eserlere yazılan şiirlerden haberi var mı? Aslında bu ilk kişisel sergime kadar yoktu. Ben daha çok bunu